Herkese merhaba ben Aynur kanalıma Aynur'un dünyasına hoş geldiniz. Bugün size hem sunumuyla hem tadıyla şahane bir haşhaşlı çörek tarifim var ve geçiyoruz hemen malzemelerimizi. Hamur için bir çay bardağı kadar toz şekerim var. Siz isterseniz az veya da fazla kullanabilirsiniz. Bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, bir çay bardağı sıvı yağım var, bir paket yaş maya, bir paket vanilya şekeri, bir tutam da tuz ve alabildiği kadar un. Ben 5 su bardağından biraz daha az un kullandım. Malzemelerin hepsini mutfak şefime alıyorum. Mayayı biraz su ve sütle karıştırıp 10 dakika bekletmiştim. Mayayı da ilave ediyorum ve hamurumu yoğuruyorum. Daha doğrusu mutfak şefim yoğuruyor. Hamur yoğrulduktan sonra üzerine bir mutfak beziyle kapattım ve sıcak bir ortamda yarım saat kadar mayalandırdım. Mayalandıktan sonra hamurumdan bezeler hazırladım. Bezelerinizin büyüklüğü size kalmış. Benim bezelerim limon büyüklüğündeydi. Bunları teker teker merdane ile küçük tabak büyüklüğünde açtım. Şimdi açmış olduğum bezelerin üzerine haşhaş koyuyorum. Yalnız bu bizim bildiğimiz ezilmiş haşhaş değil. Bunlar tane halinde satılıyor. İçerisine biraz sıvı yağ, biraz da toz şeker ilave edip karıştırmıştım. Ama siz bizim bildiğimiz haşhaşı kullanırsanız tabii ki daha da lezzetli olur. Gördüğünüz gibi açmış olduğum yufkaları böyle üst üste koyuyorum. Aralarına da bolca haşhaş koyuyorum. Bakın 10 tanesini üst üste koyup diğer yufkaları da bir 10 tane daha böyle üst üste koyun. Sonra bu bezeleri bu şekilde yarım saat daha mayalanmaya bırakıyoruz. Yarım saat sonra 10 tane bezeyi üst üste merdane ile açıyorum. Size vermiş olduğum malzemelerden tepsinizin büyüklüğüne göre iki tepsi e, haşhaşlı çörek çıkartabilirsiniz. Hamurumu açabildiğim kadar açıyorum ve sonra bir pizza bıçağıyla şeritler halinde kesiyorum. Şeritlerinizin e, ne kadar geniş olacağı tabi size kalmış. Ve e, bunları ortaya doğru yuvarlayarak e, sarıyorum. Tam ortada bitiriyorum. Diğer taraftan da tekrar sararak onları da ortada birleştiriyorum. Çöreklerimin çok kalın olmaması için sadece ortaya kadar sardım. Ve ortadan hamuru tekrar kesiyorum. Ve her parçayı ortadan tekrar kesiyorum. Yoksa çok kalın ve e, çok büyük olurlar. Bu arada beni Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Çöreklerimi fırın tepsisine aldım. Tepside tekrar 15-20 dakika mayalandırdıktan sonra üzerlerine yumurta sarısı sürdüm. Ben bir adet yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı da sıvı krema eklemiştim. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında üzerleri güzelce kızarana kadar pişirdim. İnanın o kadar süper oldular ki. Benden bugünlük de bu kadar. Mutlaka deneyin derim. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.